Bugün sizlerle kendinize güveninizi ve çekiciliğinizi artıracak alışkanlıklardan bahsedeceğiz. Hiç kendinize beni güvenli gösteren veya beni çekici yapan şey nedir diye sordunuz mu? Veya kendinize ben nasıl daha özgüvenli bir şekilde durabilirim veya görünebilirim diye sordunuz mu? Belki de aynanın karşısına geçip hangi özelliğinizin ön plana çıktığıyla ilgili bir gözlem yaptınız. Veya anlamaya çalıştınız. Veya birinin fiziksel özelliklerini beğendiniz ve onu kendinizde aradınız. Keşke ben de öyle olsaydım dediğiniz anlar olmuş olabilir. Her insan çekici görünmek ve aynı zamanda özgüvenli bir şekilde duruş sergilemek ister. Ancak bu özellikler genellikle görünüşle ilgili değildir aslında. Gerçek çekicilik, kişiliğimiz, davranışlarımız ve başkalarıyla olan etkileşimlerimizle ilgilidir aslında. Ve işte burada da devreye özgüven girer. Öyleyse nasıl özgüvenli görünebilir, nasıl daha çekici bir hale gelebilirsiniz? Bugünkü bu videomuzda ise hem kendinize olan özgüveninizi artırabilecek hem de çekiciliğinizi artırmanıza katkı sağlayacak o 5 alışkanlıktan bahsedeceğim. O halde sizi daha fazla bekletmeden başlayalım. 1. Hikaye anlatmayı öğrenin. Hikaye anlatmayı öğrenmek, ilgi çekici ve bağlantı kurmanızı kolaylaştıran bir etmendir. İnsanlar doğası gereği hikaye anlatmaya bayılırlar. Bu beynimizin bilgiyi nasıl işlediğiyle ilgilidir. Hikaye anlatma becerinizi geliştirmenizle birlikte insanlara daha çekici bir görünüme sahip olursunuz. Öyle olmasanız dahi. İnsanların dikkat süresinin çok kısa olduğunu unutmayın. Genellikle 8.20 saniye kadar olan bu dikkat süresini iyi bir hikaye anlatıcılığıyla yakalayabilirsiniz. Bu yüzdendir ki ne kadar ilginç olursanız bu dikkat süresi üzerinizde daha da fazla olur. Ve daha fazla dikkat çekerseniz işte o zaman da yavaş yavaş ilgi size yönelmeye başlar. Peki iyi bir hikaye anlatıcısı nasıl olur? İlk olarak hikayenizin dinleyicilerle bağlantı kurmasına dikkat edin. İşte bu noktada hikayeyi anlatırken aslında hikayenin arkasındaki duyguları ve o hisleri de anlatmalısınız. Yani nasıl hissediyorsa onu ses tonunuz veya anlatım tarzınızla vermeniz gerekiyor. Eğer bunu yapabilirseniz çok rahat bir şekilde hikaye anlatıcılığını yapabilirsiniz. Eğer yine de hikaye anlatıcılığıyla ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız, bununla ilgili yazılmış çok sayıda kitap olduğu gibi çok sayıda kurslar da var. Onlardan yararlanabilirsiniz. Ya da eğer talep ederseniz, yorumlar kısmında belirtirseniz sizin için ayrıca bir video da oluşturabilirim. 2. Dikkatli dinleyin. Çekici olmanın bir başka yolu da dikkatle dinlemektir. Hiç sadece kendi konuşma sırasını bekleyen biriyle konuşmayı denediniz mi? Bu oldukça sinir bozucudur ve karşınızdaki kişiye değersizlik hissettirir. Gerçekten dinlemek, karşınızdaki kişiye kendisini değerli hissetmesini sağlar ve bu da sizi daha da çekici yapar. Çünkü herkes duyulma ve görülmek ister. Ama günümüzde maalesef ki insanların çoğu kendi sırası gelsin de konuşayım tarzındaki dinlemelerle dinlemeleri yapar. İşte bu neticeden sonra da insanlar o konuşmadan da zevk almaz ve dinlenilmediğini düşünerek karşıdaki kişiye de pek fazla saygı duymaz. Bunun için yapmanız gereken şey aslında son derece basit. Karşınızdaki kişiyi dikkatle dinlemek ve kendi düşüncelerinizi bir kenara itmek. Günümüzde dünyanın nasıl bir hale geldiğini gördünüz mü? Her yer kaos, her yer çatışma, her yerden bir taciz veya şiddet haberi. Bunların artmasının arkasındaki asıl şey ne? Hiç düşündünüz mü? Herkes bir şeyler söylüyor. Ama gerçek insanların artık dinlenilmemesi ve kendilerini anlaşılır bireyler olarak hissetmemeleridir. Harvard Üniversitesi bu konuyla ilgili çok güzel bir araştırma yapmış. Bu araştırmaya göre bir kişiyi başkalarını dinlerken beynin ödül merkezlerine etkinleştiğini ve bunun sosyal ilişkileri güçlendirdiğini göstermiştir. Yani dinlemek sadece sosyal bir iletişim veya iletişim tarzı değil, insanların
sizinle bağ kurabilmesi için de muazzam bir fırsattır sizin için. Şöyle ki, günümüzdeki insanlar artık kendilerini anlatamayınca, birileri kendisini dinlemeyince onlar da kendilerini anlatamıyor. Basının ve sosyal medyanın sürekli günlerce onlardan bahsedebileceği eylemler yaparak sosyal medyada haftalarca konuşulabiliyorlar. Ve bu duygu büyük bir potansiyel ortaya çıkarır. Unutmayın, gündemde tuttuğunuz her yanlış davranış bir sonraki yanlış davranışa zemin hazırlayacaktır. İşte bunun için çevrenizdeki insanları dinlemeyi ihmal etmeyin. Dinlemeyi geliştirebilmek için bazı şeyleri bilmeniz yeterli ve inanın oldukça basittir. İlk olarak karşınızdaki kişiye gerçekten odaklanın. Tüm dikkatinizi ona verin. Kendinizle ilgili bir düşünce gelirse onu usulce zihninizden uzaklaştırın. İkincisi ve en önemlisi ise kişiye açık uçlu sorular sormaktır. O konuşurken ya benim de hayatımda ne olmuştu biliyor musun gibi bir söz sizin çekiciliğinizi yerle bir eder. Çünkü oradaki gündem siz değilsinizdir. Karşıdaki konuşan kişidir. İşte bu nedenledir ki açık uçlu sorular sormanız gerekiyor. Ancak o anda hangi sorunun açık uçlu olduğunu veya olacağını bilmiyorsanız size bir tüyo. Bunu asla unutmayın. Nasıl sorusu. Nasılla başlayan soru sorun, o otomatikmen açık hale gelecektir. Buradaki kritik olan ek nasıl ekidir. Ve böylece karşınızdaki kişinin hem olayı hem kendisini daha iyi ifade etmesine olanak sağlarsınız ve karşıdaki kişi sizi bir bilgi olarak görmeye başlar. Ve bu da size olan çekiciliği artırmaya katkı sağlayacaktır. Çok basit. 3. Kendinize iyi bakın. Çekici biri olmanın önemli bir parçası kendinize iyi bakmaktır. Bu fiziksel, duygusal, zihinsel, ruhsal ve hatta finansal sağlığınızla ilgilenmek anlamına gelir. Spor yapın, vitaminlerinizi alın, bol su için yürüyüş yapın. Aynı zamanda zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarınıza özen gösterin. Kendinize bakmak daha çekici ve kendi özgüvenini dışarıya yansıtabilmenin olmazsa olmazıdır. Hiç kendisine değer vermeyen bir insanın özgüvenli bir duruş sergilemesini bekleyebilir misiniz? Kendisine dahi saygısı olmayan bir insanın diğer insanların kendisine saygı duymasını beklemesi ne kadar gerçekçi? Duke Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre zihinsel sağlık ve fiziksel sağlık arasında güçlü bir bağlantı olduğu ve biri kötüleştiğinde diğerinin de olumsuz etkilendiğini göstermiştir. Ancak bu sadece sağlıkla ilgili bir sınırlama değil. Hayatınızın tüm alanlarının bir denge içerisinde olması gerekiyor. İyi de hocam, ben kendi hayatımda o dengeyi nasıl kuracağım diyorsanız hiç endişelenmeyin. Sizin için bir yaşam çarkı hazırladım. O yaşam çarkını da aşağıdaki açıklamalar kısmından indirebilirsiniz. Ve onu indirdikten sonra orayı doldurarak nereden nasıl başlamanız gerektiğini yaşam çarkını size söyleyecektir. Ve içinde kullanım kılavuzu olacak. Bu sayede yaşam çarkınızla yaşamınızı bir dengeye oturtabilir ve sonrasında kendinize olan özgüveninizin artmasıyla birlikte insanlar ister istemez sizi çekici görecektir. Çünkü birçok insan hayatının dengede olmasını isterken çok azı bunu başarır. Çünkü herkes bu kanalı takip etmiyor. Hemen de kendime pay çıkardım. Neyse devam edelim. 4. Daha açık fikirli olun. Daha çekici olmanın yollarından biri de açık fikirli olmaktır. Geçmiş deneyimlere çok fazla güvenmek bizi yeni şeyler denemekten alıkoyabilir. Yeni fırsatlara, insanlara ve deneyimlere açık olun. Zorluklara karşı kendinizi kapatmak yerine duygularınızı tam olarak tanımlamaya ve anlamaya açık olun. Kendinizi kandırmayın. Zaten dışarıda birçok insan kendini kandırmakla meşgul şu anda zaten. Siz de onlardan biri olmayın. Zaten sizi kandırmaya pek çok meraklı insanlar varken siz bir de kendinizi kandırmayın. İşte bu nedenledir ki herhangi bir zorlukla karşılaştığınızda hemen duygularınızı bastırmaya kalkmayın. Bu emin olun sizi daha güçlü yapacaktır. Çünkü
o duyguyla nasıl baş edebileceğinizi öğrendiğinizde, o duyguyla ilgili gelecekte bir şey yaşadığınızda ne olacak biliyor musunuz? Zaten aşmıştınız. Dolayısıyla artık o duyguyla baş edebilecek beceriyi kendi içinizde bulduğunuzdan kendinize güveniniz otomatikmen artacaktır. Ve işte bu da diğer insanların sizi çekici bulmasını sağlayacaktır. Stanford Üniversitesi'nde yapılan yine bir araştırmaya göre açık fikirli insanların yeni deneyimlere daha yatkın olduğu ve bu durumun onları daha kolay arkadaş edinmelerine yardımcı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle yeni şeyler denemekten ve farklı bakış açılarına açık olmaktan korkmayın. Örnek vermek gerekirse farklı kültürlerdeki insanlarla tanışın ve bununla birlikte daha önce izlemediğiniz tarzda filmler izleyin. İzlediğiniz tarzın dışında kitaplar okumaya başlayın. İzlediğiniz belli programların haricinde asla izlemem dediğiniz programları izleyin. İşte bunların her biri sizi daha açık fikirli bireyler haline getirecektir. Ve bu da diğer insanların seni daha ilginç bulmasına neden olacaktır. 5. İletişim becerilerinizi geliştirin. Çekici olmak sadece görünüşten ibaret değildir. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Görünüş sadece 1-0 sizi önde başlatır. Gerisinde ise ağzınızı açtığınızda veya bir hareketiniz sizi 10-0 öne geçirebilir. Yani bırakacağınız kalıcı izlenim ve o kişiye nasıl bir his bıraktığınız aslında her şeyden daha önemlidir. İşte burada hayatta aşık olmam, hayatta çekici bulmam dediğiniz insanlarda bir sıcaklık hissedersiniz ama nedenini bulamazsınız. İşte o bulamadığınız neden bu tarzdır. Çünkü asıl önemli olan şey insanlar sizi unutabilir, isminizi unutabilir, ne konuştuğunuzu unutabilir, kim olduğunuzu, nasıl göründüğünüzü, ne giydiğinizi unutabilir. Ama onda bıraktığınız hissiyatı ise asla unutmaz. İşte burada kişiler arası iletişim ve etkileşim devreye girer. Bu nedenledir ki sadece iletişim derken konuşmanız değil, aynı zamanda mimikleriniz, beden hareketleriniz, giyim tarzınızda buna ek olduğunu lütfen unutmayalım. İşte burada da yine devreye beden dili girer ve beden dilinizi doğru kullanırsanız, açık bir duruş sergilerseniz, göz teması kurarsanız ve gerektiğinde jestlerle, mimiklerle konuşmanızı desteklerseniz daha etkileyici ve güvenilir bir imaj çizersiniz. Bir diğer önemli şey ise insanlar zorluklar karşısında mücadele eden ve herhangi bir zorluk karşısında liderliği ele alan kişileri daha çekici bulurlar. Tereddütte kalan, ne yapacağını bilmeyen insanların bir iticiliği vardır insanlar üzerinde. Bugün size burada anlattığım bu 5 alışkanlığı hayatınıza katın, diğer her şeyi bir kenara koyun, farkı kendi gözlerinizle görün. Kafanızı karıştırmaya hiç gerek yok. Basit düşünün ve o basitliğin gücüyle başarıya ulaşın. Bunların her biri sadece sizi sosyal ortamlarda çekici, kendinize özgüvenli hissetmenizi sağlamayacak. Aynı zamanda yaşam kalitenizi de artıracak. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Açıklamalar kısmına da yaşam çarkınızı indirmeyi de unutmayın. Ve arkadaşlarınız da bundan yararlansın diye onlarla da paylaşmayı ihmal etmeyin. Ve bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle siz abone olup videoyu beğenip paylaşımınızı yaparken ben de bir sonraki videonuz için hazırlığa başlayayım. O halde sağlıkla, mutlulukla ve güzellikle kalın.